sevgili adalet, insanca yaşayacak bir ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklardayız. Bu taleplerimizi Türkiye'nin başkentinde ifade ettik. İşte şimdi asgari ücretin belirlendiği günlerdeyiz. Şimdi asgari ücret belirlenme sürecindeyiz. Komisyon iki toplantı yaptı. Üçüncü, dördüncü toplantının ne zaman olacağı bile muamma. Masadakiler bile bilmiyor sonraki toplantılar ne zaman olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak. Yani aslında tümüyle bir formaliteye dönmüş olan sürecin formalitesi bile işletilmiyor. Düşünün ki bir masanın etrafında 15 kişi oturuyor ve milyonların hakkında, milyonların çoluğunun çocuğunun hakkında karar veriyor. Hatta bununla da kalmıyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra asgari ücretin belirlenmesi sadece o masadaki işveren ve hükümet temsilcilerine değil, hatta tek kişinin iki dudağı arasına teslim edilmiş durumda. Bu hak mıdır sevgili arkadaşlar? Bu reva mıdır? Devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olan asgari ücretin belirlenmesi sürecinin bütün sendikaların, konfederasyonların masada olduğu ve uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Dışı olsun, şairin dediği gibi umut ellerimizde sevgili arkadaşlar. Umut bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten, hayatı her gün ama her gün üreten, yeniden yaratan ellerimizde. Bu umudu hep birlikte büyüteceğiz. Gelirde adaleti de kazanacağız. Vergide adaleti de kazanacağız. İnsanca bir ücreti de kazanacağız. Demokrasiyi bu ülkede tüm kurum ve kurallarıyla işlettiğimiz emeğin Türkiye'sini de kuracağız. Yan yana, omuz omuza kuracağız. Yürek yüreğe kuracağız, direne direne kuracağız.